Hiç şüpheniz olmasın ki biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli hemşehrilerim, hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, genel müdürümüzden başlamak üzere değerli milletvekillerimiz, milletvekilimiz, sayın valimiz çok güzel şeyler söylediler. Onların hepsine çok çok teşekkür ederim. Belki havayı da dikkate alarak sözü çok uzatmamak adına her zaman söylediğimiz gibi Kazman kadim bir kent, Kazman kadim bir şehir. Geçmişi bin yıllara dayanan, gerçekten tarihi değerleri olan bir kent. Ve elbette ki Kazman dünden bugüne çok kişi yetiştirmiş, çok evlat yetiştirmiş. Amaç memlekete hizmet etmek, amaç millete hizmet etmek. İşte benim de gururum elbette ki Kazmanlı olmak. Ama daha büyük gururum, Rabbim nasip eyledi, bir Kazmanlı evladı olarak bugün ülkemize, ilimize, ilçelerimize hizmet ediyoruz. Bundan ne kadar şükretsem, ne kadar hamd etsem azdır diye düşünerek gurur duyuyorum. Buna hiç şüpheniz olmasın. Ve elbette ki istiyorum ki bu gururu yaşayan bir evladınız olarak sizlere de gururlar yaşatalım. İşte görev aldığımız günden itibaren gerek ilçemizde, gerek diğer ilçelerde, gerek ülkemizde gerçekten gurur duyacak işler yapıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki bunlar tek başına yapılmaz. Bunlar öncelikle Kazmanlı'nın duasıyla, desteğiyle yapılır. Bunlar Sarıkamışlı'nın, Selimli'nin, Digorlu'nun, Akçakalı'nın, Arpaçaylı'nın, Susuzlu'nun desteğiyle, duasıyla yapılır. Allah sizlerden razı olsun. Desteğinizi ve duanızı hiç eksik etmediniz. Tekrar söylüyorum, bize de düşen, Allah razı olsun değerli muhtarım, bize de düşen, inşallah sizlerle birlikte bu kutsal yolculukta memleketimize, milletimize hizmet etmek. İşte onun için Türkiye'nin her yerinde dünyanın gıpta ile izlediği projeleri yapıyoruz. Bu projeleri yaparken az önce söyledim ya, tek başımıza yapmıyoruz. Dünya lideri, ülkemizin lideri, sizlerin lideri, bizlerin lideri, reisimizin gücüyle, dünya çapındaki liderliğiyle yapıyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, sadece ülkemizde değil, dünyanın neresine gidersek gidelim, mazlumlar ve mağdurlar, özellikle Tayyip Erdoğan'a, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne dua ediyorlar. Dua ediyorlar ki Türkiye ne kadar güçlü olursa dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara o kadar hamilik eder. Ve ben sizler adına dünyayı gezerken buna şahit oluyorum. Bundan gurur duyuyorum. Ama başka bir şeyi daha görüyorum. Görüyorum ki omuzlarımızdaki sorumluluk büyük. Dünyanın bizden umduğu başarılar bizim düşündüğümüzden daha büyük olmak zorunda. Biz sadece 80 milyonu değil, Türkiye Cumhuriyeti'nden medet uman dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar içinde güçlü olmalıyız, güçlü yürümeliyiz. Bu güçlü yürüyüşümüzü durdurmak isteyenlere kesinlikle izin vermemeliyiz. İşte bunu orada daha çok görüyoruz. Dolayısıyla Allah sizden razı olsun. Siz bu kadar güçlü destek oldukça Allah'ın izniyle biz büyük projeleri bir bir yapmaya devam edeceğiz. Elbette ki Türkiye için Marmara'yı yaptık. Türkiye için Avrasya'yı yaptık. Türkiye için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Bunlarla yetinmeyip Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdık. Hava yolunu, halkın yolu yaptık. Bu konuda Kars'ı da nasibini aldı. İster Iğdır'dan, ister Kars'tan Türkiye'nin her yerine
uçma şansı var. Bunları yaptık diye oturacak halimiz yok. Onun için koşturmaya devam ediyoruz. Bakü Tiflis Kars'ı bitirdik diye duracak halimiz yok. Onun için Kars Lojistik Merkezi dahil Türkiye'nin birçok yerinde projeleri devam ettiriyoruz. Onun için 1915 Çanakkale Köprüsü'nde hız kesmeden inşaata devam ediyoruz. Allah'ın izniyle iki gün sonra da Sayın Başbakanımız da orayı ziyaret edeceğiz. İnşaatın ilerlemelerini kamuoyuna sunacağız, sizlere sunacağız. Onun için diyoruz ki durmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız ama yetinmeyeceğiz. Onun için diyoruz ki bu ülkenin en büyük projesi Kanal İstanbul'u da inşallah 3. Havalimanı'ndan sonra hizmete sunan Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar onların ekibi olacağız ve inşallah onu da Türkiye'nin, dünyanın hizmetine sunacağız. Bütün bunları yaparken elbette ki diğer 80 il gibi Kars da payına düşeni alıyor. Almaya devam edecek. Sizler şahitsiniz. Kars'ta da diğer ilçelerimizde de birçok proje yürütüyoruz. Birçok projeyi devam ettiriyoruz. Gençler çok teşekkür ederim. Değerli hemşehrilerim, müsaadenizle bir PTT şubesinin yenilenmiş olan PTT Bank konseptiyle Kazmanlılara bankacılık konusunda, posta hizmetleri konusunda, lojistik hizmetleri konusunda hizmet edecek bir şubenin açılışındayız. Müsaadenizle biraz bu işimizden bahsedelim. Sonra ilin diğer işleriyle ilgili yine sizlere bilgi arz edelim. Yine sizin bilginizi ve desteğinizi isteyelim. Bu binamız 4 katlı. Herkes eski halini bilir. Allah için 177 yıldır bu ülkeye hizmet eden PTT gibi PTT şubemizde bu ülkeye Kazman'a, sevgili kızım seni öpüyoruz, bu ülkeye Kazman'a hizmet etti ama daha modern şartlarda daha kaliteli hizmet edebilmesi adına bu binanın yapılmasına karar verdik. Kısa sürede bitirildi. Emeği olan başta genel müdürümüz olmak üzere baş müdürlüğümüz, ilçe müdürümüz, ilçe PTT müdür, şube müdürümüz ve buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere yüklenicimize, mühendislerimize, mimarımıza, işçimize hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Ve genel müdürümüz söyledi. Türkiye çapında 4602 şubeyle PTT iş yeriyle hizmet veren bir kuruluşuz. Ve 1792 yerleşim yeri var ki banka hizmeti alma şansınız yok. Çünkü banka şubesi yok. Ama PTT bankacılık hizmetleriyle bu hizmeti ülkemizin her yerine götürüyor. Bununla da yetinmedi. 2252 adet PTT Matik kurdu ve bunların 175'i de yine banka ATM'si olmayan yerlere yapıldı. Nitekim Kazman'da da bu anlamda bir hizmet yaptı arkadaşlarımız. 1000 metrekarenin üzerinde hizmet alanı olan bir binadan bahsediyoruz. 1 milyon Türk lirası eski parayla 1 trilyon Türk lirasının üzerinde bir yatırım bedeliyle yapıldı. Kazman'ımız için hayırlı uğurlu olsun. Ve değerli hemşehrilerim, PTT 177 yıllık çınar. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman kaderine terk edilmiş olan o çınar, dalları kurumaya terk edilmiş olan o çınar 15 yılda tekrar canlandı, tekrar filizlendi ve yeni dallarıyla kendini aşmış bir duruma geldi. Nasıl geldi diyeceksiniz? Sizlere birkaç rakam vereyim daha rahat anlaşılsın. 1995 yılında Türk Telekom'la telefon kısmı ayrılınca herkes diyordu ki PTT bitti. PTT kaderine terk edildi. PTT artık bundan sonra çürüyecek. Ama çürümediğini, çürütülmediğini özellikle 2002 yılından itibaren aldığımız mesafeyi sizlerle paylaşarak göstermiş olacağız. 2002 yılında 7 kuruluşa 11 hizmet veriyordu PTT. Şimdi 396 kuruluşa 552 ayrı hizmet veriyor. 11 hizmetten 552 hizmete.
7 kuruluştan 396 kuruluşa bu müthiş bir gelişim, bu müthiş bir değişim. Size bir de TTT'nin Türkiye çapında yaptığı aylık işlem rakamını söyleyeyim. Ayda 95 milyon işlem yapılıyor. Allah emeği geçen herkesten, katkısı olan herkesten razı olsun. Ayda 95 milyon işlem. Yılda 1 milyar 200 milyon işlem. Söylemek kolay da milyonlardan, milyarlardan bahsediyoruz. Ve o PTT ki sadece posta, kargo, bankacılıkla yetinmiyor. Artık ülkemizi yurt dışında da çok ciddi bir şekilde temsil ediyor. Nasıl? Nasılını da söyleyelim. 192 ülkenin, Kenan Bey doğru söylüyorum değil mi? 192 ülkenin üye olduğu Dünya Posta Birliği'nin dönem başkanı kim biliyor musunuz? Türkiye. Türkiye PTT'si genel müdürümüz Dünya Posta Birliği'nin 4 yıllığına dönem başkanı. Dünyanın bütün postasına yön veren ülke halindeyiz. Dolayısıyla bu çalışarak oluyor, bu koşturarak oluyor, daha da önemlisi inanmakla oluyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın bakanlık olarak bize, kurum olarak PTT'ye olan inancı bizi bu noktalara getirdi. Değerli hemşehrilerim, bunlarla yetinmiyoruz. 2016'dan 2017'ye geçerken yaptığımız yatırım miktarını 3'e katladık. 2016'dan 17'ye geçerken yine 3'e katladık. 2018'de de hiç şüpheniz olmasın ki işlem hacmini 5'e katlayacağız. Yatırım miktarında en az geçen senenin 2 misline çıkaracağız. Niye? Çünkü hedeflerimiz var. Yürümemiz gereken kutlu bir yol, kutlu bir yolculuk var. Hizmet etmek istediğimiz, başımızın tacı olan bir millet sizler varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Hiç şüpheniz olmasın. Bu şubemiz elbette ki Kağızman'a hizmet edecek ama bu ve bunun gibi projelerimizle biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve e-ticaret diye bir şey çıktı. Bilgi iletişim, bilgi teknolojileri diye bir alan çıktı. Ülkemiz bu konuda dünyanın öncüleri arasında çok ciddi mesafeler alıyoruz. Geçen sene ülkemiz e-ticaretten kaynaklı 30 milyar Türk lirası gelir elde etti. Bir önceki sene 20 milyardı. Bu sene bunu 50 milyar Türk lirasına çıkaracağız. Niye? Çünkü bu ülkenin kalkınmasına, bu ülkenin gelişmesine hizmet etmek istiyoruz ve PTT'miz de bu konuda çok güzel hizmetler yapıyor. Genel müdürümüzle az önce de konuştum. Dedi ki biz PTT'nin bu andaki ilerleyişini bu sene en az 5 katına çıkaracağız. Ve bununla da yetinmiyoruz. Az önce söyledim ya, Dünya Posta Birliği'nin başkanıyız. Dünyanın birçok ülkesiyle işbirliği yapıp oralarda da sizin adınıza iş yapıyoruz. Amacımız oralardan döviz kazanmak, oralardan getirdiğimiz dövizle ülkemizi daha da kalkındırmak ve sizlere yapacağımız hizmetleri daha iyi yerine getirebilmek. Hangi hizmetleri? Kars'ın hizmetlerini bugün Kars'ta da PTT Baş Müdürlüğümüz, Çağrı Merkezimiz, Posta Dağıtım Merkezimiz var. Orada söyleyeceğim. Dolayısıyla Kars'tan gelen misafirlerimiz, değerli valimiz, değerli vekilimiz, Kars'ı Kars'ta konuşalım. Bugün biraz Kağızman'ı konuşalım. Kağızmanlar biliyor. Onlara sevdamızı, onlara hizmet etme sevdamızı biliyorlar. Ve Kağızman'da birçok okul, birçok bina, birçok yol yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Kesi köprü yolunu yapamazlar dediler. Kağızmanlı kullanıyor. Onlara da diyor ki yapamazlar dedin ya, gel bir geç de gör. Şimdi inşallah hastanenin oradan trafiğe inen yolu, orayı da tekrar kesi köprüyle kesi köprüyle birleştirmiş olacağız. Ve değerli hemşehrilerim, mikrofonun azizliğine uğrattırmayın bizi arkadaşlar. Bunları yapıyoruz. Kağızmanlı geçen seneden şahit olmaya başladı. Kars yolunu da genişletmek adına, sıcak asfalt yapmak adına olağanüstü bir çalışma var.
Ağrı'ya giden yolu daha önce yaptık, dedik ki yetmez, sıcak asfalt yapmamız lazım. Sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Kazman'ı Erzurum istikametine götürecek yolu bölünmüş yol yapacağız, sıcak asfalt yapacağız dedik. İnşaat çalışması başladı, devam ediyor. Buradan değerli hemşehrilerim, size verdiğim bir başka söz vardı. Bir de Kazman'ı Tuzluca istikametinde bölünmüş yola kavuşturacağız dedik. Onu da bu sene yatırım programına koyduk. Onunla inşallah bu sene hayırlısıyla ihalesini yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Fen Lisesi getireceğiz dedik. Bugün mutluluğumuz... Gençler teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bugün mutluluğumuz, bugün gittik Fen Lisesi'nde. Kazmanlı, gözleri ışıl ışıl başarılı çocuklara karnelerini verdik. Ne kadar büyük mutluluk. Çocuklarımız başka illere, başka yerlere gitmek zorunda kalıyorlardı. Halbuki bu sene kendi fen liselerine yerleştiler. Gördük, hepsi takdir almış, onuru belgesi almış, teşekkür almış. Biz de onlara teşekkür ediyoruz, onları takdir ediyoruz. Ve onlara da söyledim, bu ülke inşallah onların omuzlarına, geleceğe sağlam adımlarla yürüyecek. Onlardan başarı bekliyoruz. Fen lisemiz de hayırlı uğurlu olsun, ama onun ikinci kısmı var. İkinci kısmı ne? Liseyi açtık ama bir de Fen Lisesi binası yapacağız dedik. O da yapılıyor inşallah, yakın zamanda bitecek. Onu da inşallah Kazman'ın hizmetine sunmuş olacağız. Her yerde İmam Hatip Lisesi dahil birçok lise, birçok ortaokul, birçok ilkokul inşaatı devam ediyor. Zaten onları kendi gözünüzde görüyorsunuz. Hastanemiz büyüdü, yeni bina bitti. Ancak eski binayı da yeniliyoruz. O da bittikten sonra hepsini inşallah resmen hizmete açmış olacağız. Hastane demişken bir de sağlık ocağının olduğu yerde sağlıklı hayat merkezi ihtiyacı var dedi kaymakamımız, ilçe başkanımız. Bir önceki hafta baş göz üste dedik, sağlık bakanımızı aradık. Baş göz üste dedi, yatırım programı 15'inde yayınlandı. Yatırım programına kondu, hayırlı uğurlu olsun. Yine bir daha modern şartlarda bir kütüphane ve kültür merkezi ihtiyacı var dendi. Dedik ki başkırt üste hem Kazman'ın hem Sarıkamış'ın kütüphane ve kültür merkezlerini yatırım programına koyduk. Mikrofon halsizlik ediyor arkadaşlar. Yatırım programına koyduk. Onlar da bu seneki yatırım programında inşallah her ikisinin de ihalesi yapılacak. Bize düşen yatırım programına koymaktı. Bize düşen milletvekilimizle birlikte Ankara'da takip etmek, herhangi bir aksaklık yaşatmamaktı ki bunun gereğini yapacağız. Ama değerli valimiz başta olmak üzere kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza düşen de burada bunların işlerini takip edip bir an önce bitirtmek. Allah onların da hepsinden razı olsun. Hangi yatırımı getirdiysek bir an önce hayata geçmesi konusunda gecelerini gündüzlerine katıyorlar. İnşallah bunları da takip edecekler ve sizlerin hizmetine sunacağız. Eski dökülen bir müftülük binamız vardı. Dedik ki orayı da yeni Kazman'a yakışır müftülük sitesi haline getirelim. Diyanet İşleri Başkanımızı aradık. Memnuniyetle dedi. 15 gün geçmeden o da yatırım programına girdi. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Tarım İlçe Müdürlüğü binamızı yenileyeceğiz dedik. Yatırım programına girdi. Bu sene inşallah başlıyor. Kazman'a güzel bir kesimhane dedik. Yaptık, bitti. Nihai işleri bitiriliyor inşallah. Yine Kazman'a güzel bir hayvan pazarı dedik. İnşallah o konuda da belediye başkanımız gereğini yaptı. Kaymakamlık gerekli takibi yaptı. Bu sene Ağustos'ta mı başkan? 8. ay. Ağustos'ta 8. ay. 8. ayda Ağustos'ta inşallah onu da bitireceğiz. Çünkü Kazmanlı bütün bunları hak ediyor. Gençlik merkezi diye bir söz verdik. Kapalı spor salonunun ve statların dışında bir de gençlik merkezi sözü vermiştik. O sözümüzü de yerine getirmiş olmanın memnuniyetiyle değerli gençler, 14 Aralık'ta ihalesi yapıldı. İnşallah bu sene kazma vuruyoruz. Ama belediyenin kendi imkanlarıyla
mahalle işlerini asfalt yapma şansı yok dedik. Başkanla konuştuk. Ona da gerekli desteği verdik. Bir kısım ödenek geldi. Bir kısmını da bu sene getireceğiz. İnşallah bu sene mahallelerimizi de asfalta kavuşturmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bir şey daha yaptık. Dedik ki Kağızman'a baraj yapacağız. Yine dediler ki ya 50 yıldır bu hep söyleniyor ama yapıldığı yok. Dedik ki AK Parti'nin bir farkı var. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın bir farkı var. Yapamayacağı şeyler konusunda söz verip milleti kandırmazlar. Ama bir şeye de söz verdilerse yaparlar. İşte biz onlardan aldığımız örnekle dedik ki söz verdiysek gereğini yaparız. Ne mutlu bize ki Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Kağızman Barajı'nın inşaatı başladı. Hızlı bir şekilde yürüyor. Bunun memnuniyetini, mutluluğunu ben yaşıyorum. Vekilim yaşıyor, il başkanım yaşıyor. Mülki idarede sorumlu olan valimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, encümenlerimiz yaşıyor. Bu bizim için önemli bir mutluluk. Ama bir şey için dedik ki ya Kağızman Barajı şunun için lazım. Kağızman'ın çok güzel kayısısı var. Çok güzel elması var. Bunun daha fazla üretilebilmesi, daha fazla dışarıya açılabilmesi için sulama suyu ihtiyacı var. Onun için barajı yapıyoruz dedik. İnşallah başladı, devam ediyor. Ama bir şey daha yaptık. Ciddi emeklerle, ciddi bir motivasyonla dedik ki Kağızman elmasının tescillenmesi lazım. Biz barajı yaptığımızda, biz sulama suyunu artırdığımızda, bu elmanın üretimi çoğaldığında başka yerler götürüp kendi ürünü diye satabilir. Onun önüne geçmek için de uzun elma tescillendi. Tescil belgesi kaymakamımıza geldi, değil mi Kaymakam Bey? Özel idaremize geldi ve dolayısıyla size gelecek. Size de düşen bütün bunları takip etmek, milletin hizmetkarı olmak yolunda daha fazla hizmet etmek. Değerli hemşehrilerim, sözü çok uzattım biliyorum. Hava soğuk, soğuk. Allah hepinizden razı olsun. Allah eksikliğinizi vermesin. Siz inşallah bu kadar destekleyip bu kadar dua ettikten sonra bize düşen size hizmet etmektir. Yaptıklarımızı durdurmadan ileriye taşımak, yenileri eni eklemek boynumuzun borcudur. Sadece Kağızman için değil, sadece 7 ilçe için değil, sadece Kars için değil. Hiç şüpheniz olmasın ki 80 milyona hizmet etmek yolunda gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Katmaya da devam edeceğiz. İnşallah Rabbim bu ülkenin başına çorap örmek isteyenlere fırsat vermesin. İnşallah Rabbim bu ülkenin yücelişini, yükselişini engellemek isteyenlere fırsat vermesin. O yüzden ister içeride, ister dışarıda bu ülkenin yükselmesi, yücelmesi, hainlerin bize çelme takamaması adına ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. İstikbalimiz ve istiklalimiz için şehadet şerbeti içmek gerekiyorsa, ki ecdatta olduğu gibi 15 Temmuz'da bu millet gösterdi, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara indi. Bundan sonra da inmeye devam edecek. Bundan sonra da mücadelemizi devam edeceğiz. Biz geçmişimizi iyi biliyoruz. Biz değerli gençler, geçmişimizi iyi bilmemiz lazım. Gurur duyulacak bir geçmişimiz var. Kazman'da, Kars'ta, Kürdüyle, Türküyle, yerlisiyle, Azerisiyle, Terekemesiyle, Türkmeniyle nasıl bin yıldır kardeşsek, bundan sonra da kardeş olarak geçmişimizi de iyi bilerek geleceğimizi sağlıklı ve sağlam adımlar üzerinde kuracağız inşallah. Bu yolda da bize ne düşüyorsa biz gereğini yapacağız. Değerli hemşehrilerim, değerli köylülerimiz, biz geçen seneden itibaren başladık köy yollarını sıcak asfalt yapmaya. Çok ciddi mesafe aldık, almaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biz verdiğimiz her sözün arkasındayız ve eminim ki siz de bizi güçlü bir şekilde desteklemeye 2019 Mart'ında da 2019 Kasım'ında da iradenizin arkasında sağlam durmaya
devam edeceksiniz. Dış güçlerle, hainlerle işbirliği içinde olanlarla değil, milli ve yerli duruş sergileyenlerle birlikte milli ve yerli yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Ama biliyoruz ki tek başımıza değil, sizlerle birlikte yapacağız. O yüzden tekrar çok çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İnşallah PTT Bankımız, şubemiz tekrar ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, var olun.